Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki oyunumuzun 3. bölümündeyiz. Yine karşınızdayız. Kombatımızın yarısında kalmıştık. Olduğumuz yerden devam edelim, kaldığımız yerden. Şimdi inisiyatifleri alayım ben. Ragnum, senin karşında 2 tane var. Siretus, senin önünde 1 tane var. Onun dışında başka bir düşman görünmüyor arkadaşlar. Tarrant'ın hala ayakta bu arada. Ragnum, sen ne yapıyorsun? Senden başlayalım. Blok atak yapacağım Blok atak, tamam. Evet, sıradaki Siratus. Siratus. ben. Normal iki hata mı yapacağım abi karşıdaki? Tamam. Okey. Veyron. Yani şuna arkadan vursun. Ben de Çok iyi. şuna flamesack atayım. Büyük Flames. olan. Büyük olan Okey. evet. Tamam. Tahani. Sen kaldın. Rahat sonunu bekleyeyim. Duruma göre bir magic missile atarım ben de. Ayakta Wait. kalın. Aa, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. O zaman inisiyatif. Bu sefer ben atayım. Zar. Gönder. Evet. Yollayın bakalım. Oo, 10 attı. Altı. Çok kötü. Siz kazandınız arkadaşlar. Ragnum, senden başlayalım. Hangisine vurduğumu söylemedim. Muhtemelen önümdekine vuruyorumdur. Large olana. Tamam, şuna. Large. Bu large, öteki hüç. Tamam işte büyüye yani. Tamam. Büyük olana vuruyorum şuna. Eksi iki. Damage. 21 damage. 21 damage. Çok güzel. Gayet başarılı bir atakla bayağı bir canını yaktın, dağıttın. Aslan Sadece yok. inliyorlar arkadaşlar bunları. Diye ve blok blok diye ses çıkartıyorlar yani. Garip bir şekilde. Sonra Silatus, senin tek hatanı alayım. Niye? Round sonu bu. Öbür round son oluyor ya ondan. Ha, okey. Eksi 7. Eksi 7. Çok güzel. Damage'ini. 17. Çok güzel. Sen de aynı şekilde güzel bir şekilde yapıştırdın bir tane daha. Onu da bayağı parçaladın ama kocaman olduğu için tabii hani kılıcınla vurman o kadar da parçalayamıyor. Bak Evet. olanları dağıttığın gibi. Kırpıyoruz yavaş yavaş. Evet yani. Gayet dayanıklı yaratıklar yani bu şekil darbelere. Şimdi Veyron, sen Flame Strike'ını gönder. Önce Trant'ınkini yapayım istersen. Ona hazırladım. Olur. Olur. AC 6'ya. Çok güzel. AC Demek. 5'e. Demekleri alayım. Toplam 28 demiş bu arada. Çok güzel. İyi vuruyor. Ah, süper oldu. Bayağı bir dağıttı. İki tane D20 atar mısın bana? Biri 7, biri 14. Çok güzel. Gayet güzel. O. Silatus, arkanda, yaratığın arkasında, senin değil, yaratığın arkasında olan Tarrant, yaratığa bir pençe attı. Yani kılavıyla vurdu Tarrant. Ondan sonra ikinciyi savurduğunda direkt o koca şeyi buradaki çadırların içine soktu. Buraya yapıştırdı, uzattı ve knockdown etti olduğu yere. Sana atak yapamayacak yani. Ondan sonra Veyron, senin Website geliyor. inisiyatifini. Evet. 30. 30 demek. Save atalım. Oha, hiç tutturamadı save'i. 30 damage olduğu gibi aldı. Dos. Hey abi, yaktın onu da. Ragnum, sen bir ısındın hafiften ama. Sana bir şey olmadı en azından. Bunlar şey yanıyor mu? Yoksa sadece öyle alazladı geçti mi? Alazadı geçti, öyle alev almadı yani, slime sonuçta. Alev almıyor. Şimdi Tahani, sen bait'teydin ya. Düşman atağını yapıyor, ondan sonra söyleyeceğim. Ragnum, sana ataklar geliyor. İlk atak AC eksi 2 idi galiba. Evet. İkincisinin
O da hit. Tamam, bir blok deneyeceğiz birine. Tamam, ilkine bloğunu at. Kocaman olanı. Daha doğrusu large olanı, pardon. İlkini o vuruyor çünkü. Tutmadı herhalde. İki attım, tutmadı. Tamam. Okey. Damage'leri vereyim ben sana. 3, 6, 10, bir 13 damage. Evet. Bir de 8 damage. PvP'de mi? Yok. Değirme at iki tane. Yedi. Gayet güzel. Bir tane PvP'de at. 15. Tamam, ikinci STR çek diye sayalım onu da. Okey. Tamam. Bir tane PvP'de atıyorsun. Penaltısız hiçbir şey yok. Üç. Tutmadı. Indomitable bonusun diyor. Bir, bir at. Tutmadı. Yalan. Tamam. O büyük olanın vuruşu, Ragnum, seni devirdi. Bayağı bir etkiledi seni. Direkt şuraya kadar fırlattı ve knockdown etti. Orada sen düştün yere. Arkadaşlar, bu roundun içerisinde durup dururken birden böyle bir şey belirdi. Sadece Veyron, sen tepeden bir ses duydun. Fuuu diye bir şey geldi. Böyle hani uçak sesi gibi bir şeydi yani. Kabaca. Ondan sonra bir korkunç darbe aldın tependen. Hiç beklemediğin bir yerden yani. Tepene bir şey düştü yani. Tabiri caizse, ama gerçekten o kadar hızlı oldu ki hani nasıl olduğunu anlayamadım. Acen kaçtı Veyron? Acen bir saniye. Eksi 9. Eksi 9. Ondan kalkanı çık. Kalkanı çıkarsak eksi 5 kalıyor. Ama kalkan Dex Magical veriyordu ya. Tamam. Bir hit, iki hit, üç critical hit, dört hit, beş ıska, altı hit. Beş tane hitim var, biri critical. Bir tane critical death save atar mısın? Tutuyor. Tutuyor, çok güzel. Şu kadar demeye çaldım Veyron, 5 hitten. Atalım zarları. 14, 9 daha, 23, artı 15 daha, 38 demeye çaldım. Abi o neydi öyle? Şöyle oldu, Tahani, sen aslında sahneyi tam olarak gören kişiydin, sadece tepki veremedin o anda çünkü birden oldu. Önce bir diye bir ses geldi tepeden, ondan sonra hani sen yukarıya doğru bir baktın gayri ihtiyari ve Veyron'un tepesinde, yaklaşık 3 metre tepesinde bir şey ortaya çıktı. Yoktan var oldu yani. Yoktan var olmasıyla beraber Veyron'un üzerine bam diye kapaklandı. Bayağı bir canını yaktı ve ondan iyi bir ses geldi. Ondan sonra da hemen yanına zaten yere iniş yaptı Tahani. Neydi bu? Şuydu bu. Hemen şuraya göbekli inişini tepe yaptı. Göbekli Tepe. Ondan sonra merhaba diyerek lafa girdi arkadaşlar yaratık. Şu yaratık sonunda sizi selamladı. Dört kollu arkadaş mı? Evet, hemen resmini de attım ben. Yok, size ama var, sende vardır. Zaten. O şekilde indi yanına, arkana daha doğrusu Veyron. Sana hem arkadan hem üstten saldırdı yani. Hem de savunmanı da kırdı çünkü
Göremedim bile yani nereden geldiğini. İndi, indikten sonra Tani hemen kılıçlarını çekti. Şey yapıyor musun? Chain, sen. Chain kontingensimi aktif edip ekstra bir şey daha yapabilir miyim? Chain kontingensini. Hı hı. Yani şey eğer triggerlıysa tabii ki yani. Trigger word'lü. Aha. Trigger word'lü 3 spell birden başlayacak. Ondan sonra hemen hızlıca bir şey bakıyorum. Lightning Bolt. Yok ya, Lightning Bolt olmasın. Güzel. Bu arada Magic arkadaşlar Silatus ve Ragnum gerçi Naktan oldu. Round sonu hata olarak bir şey yapamaz ama Silatus round sonu hata olarak oraya kadar yetişemezsin değil mi? Niye? Round sonu hatanı hani ona çevirebilirsin diyeceğim ama. Yetişemezsen de önüne koşacağım. Şeyle arasına gireceğim. Gerçi 6 metreden daha yakınsın ya, yetişebilirsin. Yetişip çakacağım. Hatta yetişip üstüne yere kapatlayacağım abi adamı. Deneyebilirsin böyle şeyler yani. Round sonu hatanızın beklemesinin böyle de bir avantajı var arkadaşlar. Zaten yeni gücümle beraber bu şeytanı yıkabileceğimi düşünüyorum. Yetişip Elif düzen atlayıp yerin çizdirebileceğim gücümle. Tamam. Önce Tahani'yi halledelim. Sonra round sonu olarak da senin action'ın gelecek. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tahani'nin çünkü inisiyatifle geliyor. Ondan farkı var. Bait'teydi. Chain contingency. Bait olmanın da böyle bir avantajı var arkadaşlar. Onu da tabii belirtmek lazım. Öyle. Lightning Bolt atıyorsun değil mi Tahani? Lightning Bolt değil, Magic Missile ya. Magic Missile diye düşünmüştüm ya. Ama tamam, şöyle bir şey. Önce Chain Contingency'yi aktif edeceğim. Chain Contingency'inde de yazıyor burada direkt sıralamasıyla tamam. Sayıyorum. Lower Resistance, Lightning Ring ve Rising Colossus aktif olacak aynı anda. Tamam, Lower Resistance önce hedeflediğin düşmana. Sonra da Magic Missile'ım gelsin. Tamam, Lower Resistance sen attın. Bakalım efektif oluyor mu? Evet, gayet efektif oluyor. Ondan sonra Magic Missile demiştin değil mi? Magic Missile evet, atayım onu da. Onda senin şeyin yok muydu? Prestidigitation atarsam eğer başarılı olursa... Nerede? Elimde bir saniye. Spell Sculpturing. 13-6 atarsam eğer Increased Damage yapabiliyorum. Gönder. D20'de 13-6 atabilirsem eğer, atamadım, olmadı. Tamam. 5 top gidiyor. 7 top değil 5 top olacak. R 5 4 artı 5 20. 20 demiş. Çok güzel. Bakıyoruz. Çok güzel. 20 demiş. Evet, Magic Missile'lar gönderdin. Tani direkt o garip yaratığa çarptı ve canını yaktı. Oh! Yaptı sadece böyle. Hani biraz canı yandı. Ama hani kovurmaya çalıştı onu olabildiği kadar. Silatus, ondan sonra sen oradan harekete geçtin. Evet. Pozisyonunu alır mısın oraya? Hemen bir saniye. Adamın üstüne atlıyorum, yere düşürüp etkisiz hale getirmek için. Şöyle söyleyeyim, sen oraya kadar gelirken, daha yoldayken hop. Lan ben de. Evet. Ama yok oldu. Bir de Rising Colossus yaptım Kaan. Onun da ne yapıyorsun Silatus? Tamam. Ne yapıyorsun Silatus bu durumda? Bir dakika. Yok oldu. Ben yürürken adam yok oldu. Yok oldu, evet. Hemen söyle. Şeyi koruyorum. Her açıdan, her sektörden ben oranı koruyorum. Tamam, orada hemen bu sefer savunma pozisyonu alayım yani. Evet. Okey, tamam. Elinde kılıcınla, kalkanınla. Kalkanı da yukarı tutuyorum. Yine yukarıdan gelebilir de önüme de bakıyorum yani. Anladım, okey. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi inisiyatifiniz nedir? Yeni round.
Ragnum sen o arada yerdesin biliyorsun. Bu kalkıp tane... kaçabilirsem kaçacağım abi. Güven noktaya ulaşırsam da pot içeceğim. Bu iki tane Pokemon tepene doğru geliyor. Tamam işte inisiyatifi kazanırsak. Kaçmaya çalışıyorum. Hili. Tamam. Silatus sen ne yapıyorsun? Byron'u koruyorum. Demon Spawn'u görürsem Demon Spawn'a saldırıyorum. Tamam. Karen ne yapıyor? Sen ne abi? Brant lava dolubada gitsin. Şuna dalsın. Üç tane şey var. Slime var hala ortada. Hı hı. Şu zaten knockdown'du. O çalılardan çıkacak da yırta yırta kendini. Evet. Trent şuna bir dalsın. Yani ya da Ragnum'un üzerine çıksın. Ragnum'u korusun yani. Tamam. Ragnum'a geri çekil diye bağırdım. Hı hı. Yuvarlan bir şey yap dedim. Şuna tamam. Dalıyor. Hı hı. Sen ne yapıyorsun? Okla. Şuna. Oklava yapıyorsun. Tamam. Hani sen ne yapıyorsun? Benim de bu round etrafımda bir lightning ring oluşacak. Onun bir round oluşmasını bekleyeceğim. O zaman daha efektif olacak çünkü. Ve şuna bir Garson's Fiery Cube atayım. Tamam. Okey arkadaşlar. Silatus zaten sen wait'tesin. O zaman inisiyatif atalım. Biriniz. İstersen Ragnum sen at. Burada hızlı Ragnum. Olması gereken en önemli. Fark etmeyecek abi bana. Belki kaçacağım belki kaçmayacağım. Ah yanlış attım. 15 olursa büyük ihtimal kaçamaz. 2 attım. Hızlıysak kaçıp pot içeceğim demiştim. Yapabiliyorsam onu yapacağım. Sen oradan ayağa kalktın. Sadece 3 kare bir yere gidebilirsin. İstediğin yere 3 kare git. Yanaşıyorum bizimkilere doğru şöyle. Evet, olabildiğince. Tamam, pot içeceğim yani. Yaklaştın. Maktuan işaretini de kaldır. Potunu da iç. Zarını at. Okey. Tamam. Trent dalabilir mi? Trent tabii dalabilir yani. Sırada. Yapıştır. Aşu bir. 20 zaten. Bir deme bir gelir bak. Havla iki. 20-19 geldi. Demeye çalayım. Critical yemiyorlar maalesef. Tabii. Yine de güzel bir demeç gelebilir yani. Bak kasıldı. Oo test lan. 18. 18 mi? Vii. Bir sürü 1-2 gör. Tamam, iki tane D20 atar mısın? Ben çek babını. Bir 3 bir 10. Maşallah. Oo, süper. Çok güzel. Save'ini atalım bakalım. Bir şey olmadı. Tamam. No effect. Trent o şekilde öne geçtiği için arkadaşlar bu yaratıklar Trent'e saldıracak. Şimdi Tahani senin bir küpün vardı şuna. Hı hı. O sanırım save'i vardı ya. Tamam. Bak, sen damage'i gönder o zaman. Ben save'i attım. Save'i tuttu. Eksi 7 ile. Anlıyorsam tutuyor yani. Bir bakayım. Emin olalım. Çiii ne yaptım ben Trent ya. Trent kahramanca savaştı ya. Vallahi iyi savaştı bu sefer. Bu sefer oldu yani. Feli kontrol edeyim mi? Efektif oldu yani. Neyini kontrol edeceksin? Save'i var mı diye. Fiery Cube'un save'i var benim bildiğim. Bence gerek yok kontrol etmene. Tamam. Görmene. Damage'ini at. Attım attım. Kaç geldi? 23. 23. Bir dakika ya. Save'i tutturamamış. Bir farkla tutturamamış. Ha, Halrua büyüsü bu. Direkt Halrua'lı evet. Bir büyücünün büyüsü yani. Başarılı. Lan siz hayırdır büyüsü. Kaç demiştin? 23. 23. Çok güzel. Abi. 23. Çok güzel. Cücük bir HP'si kaldı. Şimdi başka bir action olan Veyron ok atıyorum.
Şu A eksi 2'ye. İkincisini de gönder. Eksi 9'a. Okey. Peki. Toplam 14. Normalde oklarda ikinci sıran sonu oluyor biliyorsun. Evet. Ama attın yani. Söyleyecektim ben, tam zar geldi direkt üzerine. Neyse. Tamam, Ransom atayım öbürünü. 2 damage o zaman. 2. 2 damage hangisine? Şuna demiştim ilk başta. İnsiyatı söylerken ona demiştim yani. 10 damage yazıyorum ben ya, boşver. Tamam. Ya bir eksi 10. Nerede? Eksi 10. Heh, tamam. Hani evet. Öyle bir öksürse yıkılacak hepsi yani. Tıh diye böyle. Tükürüyorum. Arkadaşlar böyle olduktan sonra hani sen buradakini hani siper kest etmiştin ya. Böyle ensende bir şey hissettin, karıncalanma hissettin ve senin arkandan bir tık uzaktan bir yerden, bu arada senin lightning çıkacak değil mi? Çıkacak bu round, yapamadım ama. İyi, gerek yok yapma canım, olsun. Kendine aura verebilirsin. Yapamamakta ısrar ediyorum. 1.5 metrelik aura ver kendine canım, altta. Tamam, tıkla, anladım. Çarka tıkla. Oradan circle aura ver. Lightning ringin çıksın. Çarka tıkla. Hı-hı. Aura, token aura. Ne yapayım? Sarı bir aura ver mesela, 1.5. O bana mı çarpacak şimdi de? Hayır, ben yüksekteyim zaten. Ha, tamam, okey. Ya zaten ranson olarak da move edebilirsin tane. 1.5 bu kadar mı oluyormuş ya? Ha. O zaman sen onu ne bileyim 2.5 falan yap. 2.5 yap onu. Olmamış. Niye be? Bir daha yap. Çünkü bir hex etrafına yayılıyor olması lazım yani. Ona bakıyorum şimdi de. Benimle beraber hareket ediyor. Çok ekstra şeyinden bahsetmiyor yani. Tamam canım. Sen zaten Ragnum yaklaşınca Lightning çarpmasın diye hemen yükselebilirdin de zaten. Aha. Move hareket. Ne yapayım ona? 3 mü? 2.5. 3 mü 2.5 mu diye tartışırken. Okey. Tamam. Yukarıdayım ben yani. Onu hep söylüyorum zaten. Hı-hı. O şekilde sen yakınca bir yerinden tane. Aha. Çok uzak değil ama tabii Lightning Ring'e kadar da yakın değil. Uh-huh. O az önce merhaba diyen yaratığın fısıltısını duydun. Ama sadece sen duydun açıkçası. Şöyle dedi. Yakında sizinle daha net karşılaşacağız. Şöyle bir uğrayayım dedim. Sadece uyumamanız biraz canımı sıktı da dedi. Hmm. Ama arkandan konuştu direkt, tam sen önündeki yaratığa konsantre olurken. Kaan, ben o anda bir şey yapıyorum. Ekstra bir hareket yapabilir miyim? Ne gibi? Sadece şu bileğimdeki bilekliği sökeceğim. Yapabilirsin onu. Tamam. Ne yapıyorsun onunla? Bu bilekliği sökerek Lairas Disruptment'ı aktif ediyorum ve bu da Time Stop Cast ediyor. Hıı. Ya unuttun değil mi onları? Güzel. Hazırlanıp geldik hacı. Tamam. Time stop yapıyorsun. 3 round'un var. Şunu söktüm. Hemen 3 round. Time stop'un alanı var biliyorsun. Evet. True sync yapıyorum. True sync cast ediyorsun. Cast ettiğinde hemen arkana baktığında tane yaratığın hemen şurada olduğunu görüyorsun. Sen onu yalnız hala 2.5 metre yapmadın ha. Yaptım ya. Yapmamışsın. Yapılmamış duruyor haritada. Hayır, 2.5. 2.5. Tamam, save change. Okey, bu 2.5'muş. O zaman 3.5 yap. Hayır ya. Bir dakika bakacağım. Bakacaksın mı? Doğru. 2 nokta. Canım, o nokta virgül koyuyorsun da ondan oluyor büyük ihtimal. Ondan kabul etmiyor yani. Bak 2.5 metre bu. Bu ne lan? Ha. Aynen böyle 2.5 metre ya, bu. Ya numpetten yapıyorum. Şey hani virgülü nokta, kabul etmesi normal, lazım. Normal noktayı koyman lazım o tamam, yüzden. Tamam neyse yaptım. Velhasıl bu
Time Stop'un alanına giriyor mu yaratıkta? Girmiş olmalı ki görüyor. 15 feet radius süper. Oluyor, tamam, giriyor. Ondan sonra bu arada Rising Colossus'um da yükselmiş olması lazım. Ben Lightning Ring'in bütün şarjlarını aynı anda yaratığa boşaltıyorum. İkinci tamam. Roundumda. O da ne yapıyor biliyor musun? Normalde Lightning Ring iki roundda bir bir bolt atabiliyor. Ama dur bakayım. 8 lightning boltu bir anda verirsen eğer her biri 8d6 damage veriyor. Half damage, save versus bir şey. Oha. Hacı 7-8 level spell'den bahsediyoruz. Kaan lütfen. Oo. Sen tane lightning ring'i orada dona kalmış olan yaratığın üzerine saldın. Hı-hı. Ve o lightning'ler harbiden de paramparça etti yaratığı direkt. Hiç şey bakmıyorum çünkü 6 tane 8'de 6 diyordun değil mi? Evet. 7 tane galiba. Çok güzel. Arkadaşlar. Ne bozuldu. Dur, son bir roundda da bir şey daha yapayım bari. Ne yapayım? Böyle kazanma hareketi yap. Yok, başka bir tane daha yaratık kaldı ya orada. O yaratığa da atamaz mıyım bir şey? Atarsın ya. Kentripli hava fişekleri patladı üzerine. Ona da normal bir lightning atıyorum. Şu büyük dev olana. Şuna. O da silindi tarihten. O zaman. Tamam, o zaman o ikisini atıyorsun. Şöyle hani. Seni birden. Ha şöyle. Aman dur şöyle. Göremedim. Şöyle. Ha şu hiza. Yine yapamadım ama sen yaptın, evet. Aynen öyle. Aynen bu şekilde bir lightning atabilirsin. Aha, tamam. Çekmek atmadan. Gerçi çek at Tarant varmış la orada. Ya gitsin Tarant la. 20 geliyordu. Tamam. Tamam, çok güzel, başarılı. Arkadaşlar sizin gördüğünüz göz çok acayip. Göz kırptınız sadece. Şöyle bak. Evet. Çipil. Çık oldu. O arada buzam diye bir şeyler patladı böyle. Bu da ne yaratık kaldı. Burada bir tane patlayan bir şey gördünüz. Paramparça oldu. Biz silahı atmışız kendimizi yere. Anam. Ne oluyor? Bir elfen sarıldık. Çok fenaydı arkadaşlar. Bir anda oldu her şey. Anlamadınız bile yani. Yaratığın saldırdığından daha az oldu. Baltayı kaldırdım, sindim. Ne oluyor diye. Zaten canım. Lightning senin dibinden çıktı. Anlıyoruz. Olduğum yere tamam, bırakmak bir, üzereyim. Bir reperi yaratı yani. Herhalde çökmüşüz diye düşünüyorum ben de. Ya evet, tabii ki onu şey yapalım. Ben Byron. Kaan'ın... Ne diyeceğim? Kaan'ın o kadar hazırlandığı belki de RP'ler, tiratlar değil. Evet, yani. Evet. Cazat detektörlerden patlatmak. Bütün kursan bölüm bırakmak. Selametle. Geldiğin cehenneme geri dön iblis. Ama ben korkarken de şey yapıyorum abi. Byron eğilirken ben yine kalkanım üzerinde elfçe şey diyorum. Bir daha bir kardeşim daha ölmeyecek burada diyorum. Onu yine koruyarak eğiliyorum. Dünya patlıyor lan ne kardeşi. Böyle bizde böyle birader. Bizde böyle. Arkadaşlar, memleket patladı dibimizde. Bu Dark Spawn'ın, Death Spawn'ın işte parçası kalmadı havada. Yere düşmedi hiçbir parçası, öyle yok oldu yani. Lootları düşse bari. Boza çevirdi onu. Aynen. Disintegre gibi oldu bir nevi. Yalnız Tiny, bu sana garip geldi. Böyle olmaması lazımdı. Nasıl olması lazımdı? Bana at bir Spellcraft. Hemen atayım. Aura Rules. Hani bir kanı manı bir yere sıçrar, bir şey olur yani. Hmm. Ya da yanık parçaları düşer yani. Direkt kafanda bir şey belirmedi mi acaba? Bu bir görseldi, illüzyondu. Hayır. Dağıldı, değil. Kendi boyutuna geri gitti. Çok yaklaştın. Şöyle oldu, kendi boyutuna geri gitti, evet, ama önemli olan summoned bir şey olduğu için bu şekilde ortadan kayboldu. Birisi summon etmiş yani bunu. Aynen, onu fark ettin yani, bir conjured bir şey. Aynen. Boyuttan buraya çağıran biri var. O birini biliyor musun? Olacağım. Solucan. Solacaksın. Evet arkadaşlar, yarım saatimiz oldu.
Evet, güzel. Başarılı bir kombattı. Harbi de tane beklemiyordum senden bunu. Oha yani ya. Boşuna hazırlanmadım o kadar. Çok ayıp bu yaptın yani. İçerliyorum ben bunu. El alemin wizardları neler savunuyor? Klerikleri neler savunuyor? Ama geçen oyun söylemişti o. Bilekliğe bağlıyorum time stop'u. Evet. Aynen. Hepsinin işte notu yazıyor bak burada. Bakarsın. Hazır yazılı duruyor baktım yani. Baktım zaten, biliyorum, baktım. Güzel hareketler. Hatta hala stun skin de aktif üstümde, hatırlatırım. Evet, bir de stun skin'im vardı. Sabah namazına kalkıp ben stun skin yaptım. Başarılı, güzel. İşte büyücülük örneği ya. Vallahi. Evet. Ben bunun acısını çıkartırım. Biz de kenarı çekerek çıktık. Ya acısını çıkartacaksın zaten. Bir beholder. Beholder bana işte. Beholder yani. Beholder. Beholder. Ne yaparım bilmiyorum. Düşünüyorum. Evet. Güzel. Başarılı. Çok güzel. Çok iyiydi. Beklediğimiz bir şeydi. Güzel hamlelerdi bunlar. Gerçekten yani başarılı bir büyücülük örneği. Güzel. Çekirdek çitleyeceğinize bir şeyler yapın oğlum. O zaman o kadar hani yeteneğiniz var. Daha ne yapayım? Ben kılıç sallayabiliyorum. Ne yapmamı bekliyorsun? Ben kılıç sallayabiliyorum. Az önce Rangum da kılıç sallıyordu. Doğru noktaya sallayamadığı için, doğru taktikle sallayamadığı için all round hata bile yapmadı. Olmadı yani. Bilmem anlatabildim mi? O yeteneğinin en düşük tarafı. Ben yeteneğin en yüksek tarafındayım. Yine kılıç sallıyorum yani. Bir şeyimiz yok yani. Caster'la fighter'ı karıştır, şey yapma. Hayır. Chris başıma wizard spell cast ediyorum. Prismatic spray atıyorum. Hala bir şey yapmadın diyor bana. Ya şey bu arada demedim benim bana. Summon ettiğim yaratık orada memleketi tankladı. Ben bir şey yapmadım demedim. Arkadaşlar yapayım. Daha çok şey yapabilirsiniz. Bu performansı arkadaşlar Beholder'da bekliyoruz. Çünkü Beholder'da ben böyle bakacağım yani. Böyle. O 5 level fighter boşuna mı? Yaparız bir şeyler canım. Ben fighter olarak ilerlemeyi bırakıyorum. Madem DM caster haricinde bir şey kabul etmiyor, bir şey yapmıyorsunuz diyor. Ben caster'la çalışıyorum. Taneden staj alıyorum ben. Şimdi, o zaman şöyle söyleyeyim ben sana Tufan. Yani oğlum adam gibi oynayın lan. Hiçbir şey yapmıyorsun. Abi bir fighter düşmana vurur. Ne yapayım daha? Daha iyisi yapılabiliyor demek. İki düşmana vurur. Yani daha iyisi bu. Tamam arkadaşlar, bunları bilahare konuşursunuz. Avokadonun görseli şu anda ekranda. Evet. Buradan Vyron'a geçelim. Vyron kendini tanıt vedalaş. Vyron Hayer Sol neydi? Corellon Specialist Priest'i. Biraz yaşlandı tabi. 170 hayalet. Bahşi sağ olsun. Evet, kaç? 170 küsür oldu. Evet. Ay 165'e düştü pardon. Bir x işte. 5 evet. O da güzel. Ragnum ekranda. Ragnum savaşçı, fighter. Hayatta kalmaya çabalayan bir cüce. Elinde baltası gezer. Bir de büyücüler üstüne büyü atmasa değil mi? Silatus. Friendly fire. Silatus, Hayal, The Fighter, The Rear of the Alvin Court kitinde 8. level arz ederim. Ve Tahani Firoza, Halra büyücüsü, insan, human, birazcık fighter ama aslen büyücü. Gördüğümüz gibi, bayağı büyücü. Zaten şunu da söyleyeyim. Haldroallılar hani Feorun'da bilinen en iyi büyücülerdir. Aslında çok güzel gidiyor yani şu anda. Ve son olarak da DM'imiz. Aynen. Tey evet. Büyücülerinden bile daha iyidirler yani. Evet DM, kapanışı yap. O zaman görüşmek üzere diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım DM buradaki player arkadaşların başına daha ne paraplar örecek. Hoşçakalın. Bekliyoruz. İntikamı bekliyoruz.